Devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin ayrımcılığa uğramadan hayata atılabilmesi için hayat sende değil. Şu anda 31 yaşında olan Abdullah Özkay 7 yaşında devlet korumasına alındı. Halen bir kamu kurumunda çalışıyor. Devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin sorunlarını bilen Abdullah Özkay, kendi hikayesinden yola çıkarak devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerle çalışmalar yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte 2007 yılında Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği'ni kurdu. Devlet korumasında yetişen bireylerin karşılaştığı birçok sorunla, bizlerin karşılaştığı sorunlarla diğer kardeşlerimizin karşılaşmaması için birçok proje geliştirdik. Her şeyden önce biz devlet korumasında yetişen çocukların eğitim hayatında, iş hayatında, sosyal hayatta birçok dışlanmayla karşılaştığını görüyoruz. Ve devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin eşit bir şekilde hayata atılmaları için çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızın özünde devlet korumasındaki çocukların aile temelli hizmetlerden yararlanarak, koruyucuyla evlat edinme modelinden yararlanarak hayata atılması oluşturuyor. Abdullah Özkay'ın kurucuları arasında yer aldığı Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği'nde toplumsal duyarlılık ve gönüllülük bilincini arttırıcı eğitimler veriliyor. Şu anda genç sayısı Mart 2015 itibariyle 2000'e ulaşmış durumda. Projenizi yazarken 4 unsur vardır. Birincisi analiz aşaması, ikincisi planlama aşaması, üçüncüsü uygulama aşaması, dördüncüsü de değerlendirme aşaması. Eğitimlerden faydalanan 30 genç, Yurtlu Genç Liderler Akademisi projesinde yer aldı. 1200 öğretmen etiketsiz eğitim projesine katıldı. Devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin karşılaştıkları sorunları çözme becerisi edindi. Abdullah Özkay ve arkadaşları 1000'den fazla gence hakları konusunda danışmanlık yaptı. 300'den fazla toplantıya katılarak 30.000'den fazla kişiye devlet korumasında yetişen gençlerin sorunlarını dile getirdi. Medyada devlet korumasında kalan çocuk ve gençleri ötekileştiren söylemlerle mücadele ettiler. Devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerle yerelde çalışan onlarca farklı derneğe kurumsallaşma desteği verdiler. Dernekte yönettiği çalışmaların yanı sıra Abdullah Özkay, devlet korumasında yetişen gençlere eğitim, iş ve burs konusunda da mentörlük yapmaya devam ediyor. Ve bu gençler de başarmayı, ödüller almayı öğreniyor. Topluma, devlet korumasına yetişenlerin başarılı olabileceğini gösteriyor. Bir tesadüf aracılığıyla Hayat Sende Gençlik Akademisi ile tanıştım. Birlikte bir yılda çok güzel projelere imza attık. Bu sayede kendime özgüvenim gelişti. Proje nasıl yazılır, AB projeleri nasıl yazılır bunları öğrendim. Bu sayede yerimde oturarak bir şeyler yapmaya çalışmaktansa STK'larla işbirliği içinde çalışmayı öğrendim. Hayat Sende benim hayatımın en güzel yolculuğuydu. Hayat Sende sayesinde sosyal sorunları sadece izlemektense sosyal sorunların çözümünde yenilikçi ve yaratıcı modeller geliştirebileceğimi gördüm. Bu süreçte liderlik ettik ve şu anda da organizasyonel liderlik boyutuna geçti. Biz devlet korumasına yetişen gençlerin hayatın her alanında eşit, ayrımcılığa uğramadan hayata atılması için çalışmalar yapıyoruz. Abdullah Özkay arkadaşlarıyla birlikte Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği'ni kurdu. Devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin sorunlarını çözmek için elini taşın altına koydu. Binlerce kişi ve kurumun eğitim ve danışmanlık almasını sağladı. Hem kendi hayatında hem de devlet korumasında yetişen gençlerin hayatında kocaman bir fark yarattı.